Olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil edecek isimler belli oldu. Az sonra onu konuşmaya başlayalım. Öncesinde ekranda Güney Koreli Woo Se-ok Lee ve İranlı Milat Vaziri var. Onlar klasik yay erkeklerde bronz madalya için yarışmaya başlayacak. Koreli sporcu dünkü elemelerde tiebreak atışında elendi. Çok az bir yani santimlik evet. bir farkla, bir iki bin yani farkla. Yani finale kalabilirdi. Evet. İyi bir sporcu. Kendisini nereden tanıyorum? Bir fiil olarak Nanjing için, Nanjing kentinde yapılan Dünya Gençlik Olimpiyatları'nda bir yerinde gidip seyrettiğim, aynı zamanda sporcumuz, milli takım sporcumuz Mete Gazoz'u eleyen bir sporcu. Güzel atıyor. Baktığımızda kendisini daha geliştirmiş gözüküyor. Mete Gazoz, Olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil edecek sporcularımızdan biri. Bir diğer sporcumuzsa Yasemin Ecem Anagöz. İngiltere'de yapılan 2016 Rio Olimpiyat Oyunları seçme yarışmasında birinci oldular ve Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandılar. Biraz sonra konuşalım onları, evet, değerlendirelim, neler yapabilirler. Bir 10 dakika sonra maçları başlayacak. İngiltere'de evet, bu arada İngiltere'de. Avrupa Şampiyonası'ndalar şu anda ve finale kaldılar. Evet. Evet. Güzel haberleri bekliyoruz hocam. Şimdi yarışmamıza dönersek ilk atışı Koreli sporcu yapacak. Tekniği çok üst düzeyde bir sporcu, kontrollü bir sporcu. 10 puan. Evet. 10 puanlık güzel bir teknik, güzel bir atış. Yani burada benim anladığım Koreli sporcuyu bir adım önde görüyorsunuz. İki adım önde görüyor desek. İki adım. Peki. Yeridir çünkü. Peki. Bakıldığında bir okçulukla ilgili bir hoca olarak baktığımızda güzel bir tekniğe sahip. Ama İranlı da Boş o değil. Da iyi başladı. O da İranlı boş X, değil. X yaptı. Ne denir hocam? X yaptı mı denir? X'e attı X mı denir? Attı X attı. X attı. Peki. Deriz. Ama bakın bu mesafe şimdi görüntüde böyle çok yakın gözüküyor ama 70 metreye atıyorlar. Yarışma 3X ile başladı. Evet ama bakın evet, 8 puan. X attı ama mesela İranlı refleks, yani tekniğe baktığınızda refleks hareketle attı. Ama bakın Koreli ama mesela daha net duruyor. Koreli istikrarlı. Tabii. O nedenle de 2'de 2 X yapabildi. Kesinlikle. Evet, çizgide 9 gibi gözüküyor. Güzel bir başlangıç. 70 metre için klasik bir yay için. Klasik yayı anlatalım arkadaşlar, seyircilerimize. Evet. 10 puan güzel. Ama bu ona yetmedi. Set sistemi olduğu için yetmedi. Tabii ki 28. Güney Koreli Lee İranlı Vaziri karşısında şu anda 2-0 üstünlüğü elde etti. Evet. Hocam klasik yayı anlatalım. Klasik yayı bugün baktığımızda kökeni çok 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 eskilere giden, bundan 7000, 8000, 9000 sene öncesinden itibaren var olan, mağara devrinde, neolitik çağdan kalma böyle bir çizimler olan bir yay. Çok eski olduğu için zaten şöyle deniyor, bütün dünyadaki, ülkedeki, dünyada yaşayan insanların ortak ata sporu diye geçer. Evet. Ama dünyaya kim yaymıştır diye sorulduğunda Türkler yaymıştır denir. Yani bizim de o kadar eskidir kültürümüzde. Hı hı. Atın üstünde ok atan millet diye geçer, her yöne ok atabilen diye. Evet. Romalı tarihçi der ki sakın ha bir Türk'ü avlamayın, avsizsinizdir. Atın üstünde çünkü geriye dönüp ok atabilir. Evet. Şimdi şu anda İngiltere'de de yapılıyor yarışma. Avrupa Şampiyonası'nda mix takımda Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz'un mix takım atışı var. Üçüncülük, dördüncülük atışı. Evet, İranlı başlıyor atışa. İranlı da güzel bir sporcu, iyi bir sporcu. Yükselişi olan bir sporcu. 9 puanla başladı. Evet. Milat Vaziri. Güzel bir atış, güzel bir puan. Yani sarı attığı sürece her zaman şans vardır sporcunun. Fakat bakın izler evet. aynı yere atabiliyor adamlar. Güney Koreli iddialı. Şu anda toplamda 4 atış yaptı. 1 X attı, 2 10 attı, 1 9 attı. Bir, yani bir eksikle gidiyor. Bir eksikle gidiyor, evet. Ama bakın İranlı da 10 attı. İranlı da güzel atıyor. Hocam gayet çekişmeli bu müsabaka. Yani sonuçta madalya var işin. Madalya olunca bakın 4 oku, diğer izler, bir önceki seride 2 tane vardı yine, orada. Dip dibe 4 evet, tane oku var. Yine Lee yine X attı. Şu anda avantaj Lee'de. Rüzgar da etkiliyor sporcuyu. Şu bakın anda sallanıyorlar. İkinci turda 1 puan önde Lee. İyi X güzel. Şu anda 9 atması yeterli Lee'nin. Niye? Birer puanı paylaşacaklar.
bu böylece aradaki farkı da korumuş olacak. Kesinlikle avantaj şu anda Lide, Güney Koreli sporcu. Ama 10 atar mı dersiniz? Atar. 4-0 oldu. 4-0. Hızlı bir maç oluyor. Baktığımızda bu klasik yayların üzerinde denge çubukları vardır. Bu rüzgarlı havalarda ve yayın üzerindeki sarsıntıyı alması için kullandığımız aksesuarlardır. En çok onlar merak edilir seyirciler tarafından. Evet. Hani o geleneksel yayları almıyoruz şeklinden dolayı ama yayın üzerine takılan aparatlar, o aksesuarlar nedir diye sorduğunuzda yayın üzerinde yaklaşık 50 pound, 45 pound dediğimiz yani 20 kilo, 23 kiloya kadar çıkan sertliklere ulaşıyor. Yayın sertliği kendi ağırlığından ziyade. Çok hızlı, yaklaşık oku 250-300 kilometreye ulaştıracak bir hıza, bir kuvvete sahip yani. Evet. Bir anda boşaldığında yayın üzerinde çok büyük bir vibrasyon oluşur. Hem o sarsıntıyı alıp okun uçuşunu düzeltmek için, hem de bu rüzgarlı havalarda hava şartlarını daha net yayı tutabilmek için kullanılır o denge çubukları. Evet. Şimdi 3. tur başlıyor. İki sporcu yine görüntüye geldi. Önce İranlı Milat Vaziri atışını yapıyor. Dokuz. Dokuz güzel. Aynen. Ama 10 atma olasılığı yüksek sporcunun karşısında 9 yetersiz kalıyor. Yetersiz kalıyor, evet. Evet, bakın duruşundan, konsantrasyonundan 9. 9'la başladı Lee. Dokuz. Duruştaki netlik burada çok önemli. Tabii, değil mi? Netlik ve karar. Bakın yüzüne baktığınızda sporcudaki hırs, azim, o yüzden o anda o oku isteyip istemediğini anlayabiliyorsunuz. Siz yani yüzüne baktığınızda sporcunun büyük olasılıkla iyi bir puan alacağını hissedebiliyorsunuz. Birçok yani özellikle sporcuyla birebir çalışıldığı için sporcunun ne yapacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Şu anda kötü kaçırdı. Lee evet 8 puan aldı. Toplamda 19-17 yani İranlı sporcu iki farklı şu önde ve üçüncü atışını İran'da yapıyor. Bunu çok rahat 10 attığı sürece alır. 9 atsa bile avantajı var. 9 attı. Çünkü çizgideki 9'u 10 yani hakem bakacak ona 10 deyip bir son okunu 10 atarsa Koreli berabere kalabilir. Beraberi. Tabii yani bir tane oku şu çizgide. Şu an 19-28. X attı, 10 attı. Evet. Şimdi hakem kararıyla o çizgideki her puanın arasında 1 milimlik bir çizgi vardır. Hocam yanlış görmüyorsam hakemler İranlı bakıyor. Sporcu 28, Güney Koreli sporcu 27. Ama bakın bir çizgi oku çizgide. Bir oku çizgide olduğu için. Şimdi çizgi nedir onu anlatayım evet, seyircimize. Çizgi dediğimiz yani her iki puan arasında okun yüzde kaçı diyelim 8'den 9'a geçmesi lazım. Tartışmasını ortadan kaldırmak için her rengin arasına bakın 1 milimlik çizgi vardır. Çizgiye ok değdiği an bir üst puandır. Bakın. Yani şu anda değmedi gözüküyor. Evet. Gitti ve iki ona göre yönden hakem bakar mercekle. Evet. En az iki yönden bakması gerekir. Hakem eşliğinde bakalım düzeltmeler yapılıyor. Yani hocam şu anda 28-27 diye gözüküyordu ama hakem kontrolü 28 olabilir. 28-28 evet. Olabilir. Evet. Şu anda o hakemin kararını bekliyoruz. Şu anda masa hakemine ulaşmış. Durum 4-2. Almamış. Zaten yakın kameradan da gözüktü almadığı. Evet. Milat Vaziri İranlı kazandı. İranlı 3. turu kazandı. Ve bırakmıyor. Şu anda Güney Koreli Lee 4, İranlı Vaziri 2. Ve kırmızı formayla izlediğimiz İranlı sporcu atışını gerçekleştiriyor. 9 puanla başladı. Güzel. Sarının dışı içinde kaldığı sürece sporcunun her zaman şansı vardır. Yani sarı bizim için önemli bir renktir. Ama kırmızıya düştü mü? Riske sokar. Bakın yine aynı yere attı. Okların hemen hemen hani 10 bile aynı yerde. X attı. X değil attı mi hocam? Şu anda avantaj Lee'de. 9 puan. Ama Koreli bile olsa 8 kaçırabiliyor. Evet. Hani bunu niye Koreli hocam çok övüyorsunuz diyeceksiniz ama bir ekol olmuş bir ülke. Çok iddialı bir ülke. Planlı, programlı bir ülke politikası haline getirmişler okçuluk sporu. Birçok sporu. Özellikle 1988 Seul Olimpiyatları için birçok spor dalında çok köklü çalışma yapmışlar.
Bunların başında okçuluk geliyor. Onların da atasporu diye geçer. Çok etkilidirler. Onların da geleneksel okçuluk takımları ve okçuluk faaliyetleri çok üst düzeydedir. Evet, 29 attı Güney Koreli. Şu anda baktığımızda hocam 28-28 oldu ve 4. turda eşitlik olduğu için Güney Koreli 1 puan aldı. 5'e ulaştı. İranlı 1 puan aldı. 3'e ulaştı. Yani Lee 5, İranlı Milat Vaziri 3. Hocam Güney Kore bir ekol dediniz ve Güney Kore'den bir konuk var. Bu Okçular Vakfı'nın organizasyonu olan Fetih Kupası için Güney Koreli siz organizasyondan önce ilettiniz. Kim Jung Tak. Kim Tak Hoca yaklaşık 1971'li yıllarda antrenörlüğe başlamış Kore'de ve Kore'deki okçuluk takımını okçuluk federasyonunda çalışmalar yapmış. 5-6 antrenör bir araya gelip okçuluk, Kore okçuluğunu bir yere getiren ekol bir isim. Biz de hem ülke olarak hatta birçok ülke milli takımları kendisinin Güney Kore'deki tesislerine gidip antrenman, eğitim almış hocayız. Kendisinin şöyle bir özelliği var. Bizi kırmadı Okçular Vakfı'nın bu davetini. Ve Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda bütün ülkemizdeki illerdeki antrenörlerimiz, birçok antrenörümüz davet edildi. Harika. Ve dün onlara bir seminer verildi. Okçuluk nedir? Tamam, hocalarımız birçok şeyi biliyor ama eğitimin yaşı ve sonu yok. Her zaman evet, çizgide çizgiyi kaçırdık. Evet, çizgiyi orada bir çizgi o hakem kararı. Evet. Lee'nin ve 9 puan evet almıştı. Sonrasında o hakemler onu 10 olarak düzeltince evet Güney Koreli Lee skoru 6-2 yapmış oldu ve böylece Güney Koreli Woo Seok Lee klasik yay erkeklerde bronz madalyanın sahibi oldu. Evet, sevincini böyle yaşıyor Lee takım arkadaşlarıyla birlikte. Hocam Kim Tak Hoca.